Türkçe Peri Masalları. Mavi Çiçek. Çok uzun zaman önce küçük bir krallıkta genç, yakışıklı ve kibar bir prens yaşarmış. Babası Equeria'nın kralı ve Prens Juno da onun göz bebeğiymiş. Herkes tarafından sevilen bir prensmiş. Ama onun küçücük, minicik bir takıntısı varmış. Hayır, milyon kere söyledim. İstediğim mavi çiçek bu değil. Majesteleri, beni bağışlayın ama Prens Juno'ya krallığımızda bulunan bütün mavi çiçekleri gösterdik. Artık ne yapacağımı bilmiyorum. Böyle hisseden yalnızca sen değilsin Erin. Aquaria'nın kralıyım ve ben bile kendi oğlumu anlayamıyorum bir türlü. Kral olmak da bir yere kadar. Majesteleri, kendinize çok yükleniyorsunuz. Eminim oğlunuzun takıntısına çare bulacağız. Bunun bir çaresi yok. Bütün doktorlara, şifacılara gittim. Bilge adamla da bu sayede tanıştım. Bu bastırılmış bir anı. Şöyle bir ihtimal var. Çocukken mavi bir çiçek görmüş ve bu anısı bir büyü tarafından engellemiş olabilir. Kim tarafından? Majesteleri. Maalesef anısını bastırmak için yapılan büyü zihninden geçenleri görmemi engelleyecek kadar güçlü. Ama mavi çiçek... Majesteleri, o çiçeğin bulunması gerekiyor. Oğlunuz o çiçeği bulana kadar huzura eremeyecek. Prens Juno'nun mavi çiçeğe olan takıntısı çocukluğu boyunca devam etmiş. Gökyüzü mavi, kalbim mavi, aşkım mavi. Gençlik yıllarında... Keşke senin tenin de mavi çiçek gibi olsaydı. Mavi olmamı mı istiyorsun? Babacığım! Ve yetişkinliğinde de böyleymiş. Sana şiirimden bir parça okumak istiyorum şey üzerine. Dur tahmin edeyim. Mavi çiçek mi? Kesinlikle. Beni tanımışsın Erin. Prens Juno'nun mavi çiçek takıntısı tüm krallığı etkiliyordu. Muhafızlar nereye giderse gitsin akıllarındaki tek şey mavi çiçekti. Prensin odasında ve bahçesinde her tonda mavi vardı. Bu güzelmiş ama aradığım mavi bu değil. Benim aradığım mavi ise bu kainatta olabilecek en güzel mavi. Yumuşak ama sert de, çekingen ve cesur. Cesur mu? Bir çiçek nasıl cesur olabilir? Mavi bitkiden yapılmış başka bir silah vermeye ne dersin? Kral her geçen gün daha da endişeleniyordu. Bir yanda krallığını ele geçirmek isteyen düşmanlar varken diğer tarafta da Juno vardı. Tahtın tek varisi ve o kendi bulmaya çalışıyor. Kelimenin tam anlamıyla. Yatağım nerede? Ama kral boşuna endişelenmiyordu. Aquaria'yı istiyorum. Bu çok kolay bir hedef efendim. Küçük bir krallık ve takıntısı olan bir prensleri var. Sanırım mavi çiçeğiydi. Güzel. Gerekenleri hazırlaman için sana 2 gün süre veriyorum. Sonra saldıracağız. Bu o. Majesteleri, her şey yolunda mı? Gizli kaynağımdan bir mektup geldi. Arya geliyor. İstilacı kabilesi. Yüzyıllardır her küçük krallık Arya kabilesinden korkuyordu. Amaçları büyük krallıkları ele geçirmek, dünya haritasına adını yazdırmaktı. Zamanla Arya kabilesi güçlü krallar tarafından durduruldu. Ama bundan 20 yıl öncesinde bitki oldu. Arya kabilesi yeni bir lider belirledi. Çok güçlü, cesur ve acımasız bir kadındı. Sanki hayal edilemeyecek görevleri başarmak için programlanmıştı. Kimsenin sözünü dinlemezdi. Danışmanı ve çok güvendiği yardımcısı Raphael dışında. Sevgili Helen, Aquaria'ya yapmayı planladığın saldırı çok ilginç. O sadece küçük bir krallık, cephanelikleri ve büyük silahları yok. Bana güveniyor musun? Tatlım, sana bu dünyadaki her şeyden çok güveniyorum. O zaman izin ver askerler emirlerime uysun. Bu daha büyük bir planın parçası.
Aquaria kendini savaşa hazırladı ve Kral Erin'e Prens Juno'yu olabildiğince uzaklara götürmesini emretti. Majesteleri, sizden ayrılmak istemiyor. O zaman onu uyurken götürün. Arya lideri beni esir alabilir ama oğlum özgür olduğu sürece Aquaria'nın hep bir umudu olur. O gece geldiğinde Erin ondan isteneni yaptı. Prens ormanda gözlerini açtığında... Ben ormana nasıl geldim? Neler oluyor? Erin olanları üzülerek açıkladı. Kabile kralı esir almıştı. Ve şimdi de Aquaria'yı ele geçirmeye çalışıyorlardı. Prens Juno çok öfkelendi. Ama Erin babasının yalnızca onu korumaya çalıştığını söyledi. Krallığa geri dönüyoruz yarın. Onların askerleri kadar yetenekli olmayabilirim. Ama orada birçok insan var ve onlara sırtımı dönemem. Hiç zaman kaybetmeden Prens Juno ve Erin o gece tırmanarak saraya girdi. Arya kabilesi çok yorulmuştu ve uyuyakalmıştı. Ve liderleri Helen'e saldırmaya karar verdiler. Juno kraliyet odasına gizlice bakarken bir şey hissetti. Odada tuhaf bir his vardı. Sanki içeride duranlardan biriyle tanışmalıydı. Erin, tuhaf hissediyorum. Efendim, geri dönebiliriz. Hayır, babamı burada yalnız bırakmayacağım. Her şey bir anda gerçekleşti. Juno bir hevesle odaya daldı ama Helen arkasını döner dönmez... Mavi çiçeğim. Ne? Ne? Hayır. Ne? Neredeyiz biz? Zindandayız efendim. Orada size ne oldu? Erin, mavi çiçeğim o kadın. Bu o. Bu nasıl olabilir? Ama o bir insan. Ve sadece bir insan da değil. Kendisi Arya'nın lideri ve üstelik babanızı esir aldı. Hayır Erin, her şeyi hatırlıyorum. O Eleanor, en yakın arkadaşım ve hayatımın aşkı. O Samuel'ın kızıydı, babasının danışmanı. Hatırlamıyor musun? Eleanor kaçırılmıştı. Her şeyi unuttum ama o güzel mavi gözlerini. Bunların hiçbirini hatırlamıyor musun Erin? Harika. Sen... Onu kaçıran kişi sendin, Raphael. Şimdi seni de hatırlıyorum. Dur. Şimdiden çok etkilendim. Evet, o bendim. Benim adım Yüce Raphael. Ama anlamadığım şey şu. Yaptığım büyü sende nasıl işe yaramadı? Daha önce hiç böyle olmamıştı. Hepinizin zihninde Eleanor'a ait bütün anıları bastırmıştım. Ve işe yaramıştı. Ama sen, Prens Juno... bu küçük, değersiz krallığın Eleanor'un evi olduğunu unutmuşum. Ve şimdi de sen, onunla olan hatıralarının bir kısmını hatırladın. Bizim bağımızı çok küçümsemişsin, Raphael. Bunu neden yaptın? Çok da zeki değilmişsin. Tabii ki Arya'nın geleceği için. Daha çocukken onun ne kadar harika bir savaşçı olacağını anlamıştım. Ona daha iyi bir hayat ver. Sen onu sadece prenses ya da kraliçe yapabilirdin. Ama ben onu herkesin korktuğu birine dönüştürdüm. Onu güçlü kıldım. Çok yanılıyorsun Raphael. Olamaz. Yani sevgili Helen'im, burada ne işin var? Bu sıradan insanları boş ver ben sana. Hiçbir şey yapmayacaksın. Bunu senin ağzından duymak istedim. Düşündüğün kadar zeki değilsin. Bana sürekli neden bu küçük krallığı istediğimi sorup durdu. Bilmiyordum çünkü hatırlamıyordum. Ama sen unuttun. Sakın bana karşı çıkmaya cüret etme. Sana bu gücü veren benim ve geri de alabilirim. İşte burada yanılıyorsun. Ben hep güçlüydüm. Senin tek yaptığın anılarımı bastırmak ama bunu da pek başaramadın. Seni mahvedeceğim. Helen hızlı hareket etti ve Raphael cebindeki sihirli tozu almadan önce onu yakaladı. Arya kabilesi geldi ve Raphael'i yakaladı. Helen hala aşkının ne kadar güçlü olduğuna inanamayan Juno'yu kurtardı. Juno, her şeyi hatırlıyorum. Eleanor'um. Mavi çiçek mi? Gerçekten mi oğlum? O mavi gözleri daha önce hatırlayamaz mıydın?
Onu yıllar önce de bulabilirdik. İsteyerek yaptığım bir şey değildi. Ve ben şey denedim ama bilmiyorum. Prens Juno ve Helen arasındaki aşk, yani Eleanor, artık bir sır değildi. Biraz vakit geçtikten sonra kral onları evlendirdi. Eleanor, Arya kabilesinin diğer krallıklardan aldığı altınları geri verdi ve bu kötü kabileyi sonsuza dek dağıttı. Arya yandaşları ya da ordusu Aquaria'da kalmaya karar verdi ve sonunda gerçek varislerini buldular. Seni Aquaria'nın lideri ilan ediyorum. Bunu hak ettin. Prens Juno aşkını bahçelere götürdü. Ama artık Aquaria eskisinden de renkliydi. Muhafızlar mavi çiçek aramaya gitmiyordu. Ve Juno'nun odasının rengi eski haline geri dönmüştü. Çünkü Prens Juno aradığı asıl mavi çiçeğini bulmuştu.